Sağ olun sevgili gençler. Çok kıymetli ablalarım, kardeşlerim, sevgili Hamza Bakırlı kardeşlerimiz. Bölgemizde bizim işsizliği azaltma projesi adı altında ortaya koyduğumuz tekstil atölyelerinin bir tanesinde inşallah bu bölgede açacağız. Bu tekstil atölyesinde 2000 metrekarelik bu atölyede 250 civarında kardeşimiz iş ve aş bulacak. Bunu yapmadan bir dahaki seçimde eğer hala adaysam karşınıza çıkmayacağım. Hatta aday bile olmayacağım. Bunun garantisini veriyorum hepinize. Hamza Bakırlı'nın tüm hanımefendilerine, ablalarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum. Otobüslerimizle Hamza Bakırlı hanımefendileri, ablalarımızı, bacılarımızı, kardeşlerimizi kültür turlarına yani seyahate göndereceğiz. Otobüs masrafları belediyeden, yeme içme masrafları belediyemizden olmak üzere sizleri Abant'a, Uludağ'a, İstanbul'a, Eskişehir'e, Bursa'ya, Konya'ya, Çanakkale'ye, Anıtkabir'e ve ülkemizin turistik bütün bölgelerine, tarihi bütün bölgelerine yılın tüm hafta sonlarında yani her yıl 52 kez yani 5 yılda ne yapıyor? 260 kez seyahat düzenleyeceğiz. Bu seyahatlerde Ereğli'mizin tamamını gezmeye göndermiş olacağız. Tüm hanımefendi ve gençleri. Bunun sözünü ve garantisini veriyoruz. Nisan'ın sonunda inşallah bu kardeşiniz belediye başkanıysa Ereğli'deki tüm hanımefendiler, tüm gençler nasıl seyahate çıkıyorsa Hamza Fakıl'daki bütün hanımefendiler de, bütün ablalarım, bacılarım da bu seyahatlere gidecekler inşallah. Bunun sözünü ve garantisini veriyoruz. Hamza Fakıl'daki tüm öğrencilere müjdemiz bizim. Okullar açıldığında nasıl ki hükümet kitaplarımızı sıraların üzerine koyuyorsa bütün okullarda inşallah belediye başkanı olarak ben ve ekibim hep birlikte kırtasiyelerimizi o kitapların üzerine koyacağız arkadaşlar. Kırtasiye masrafını ortadan kaldırıyoruz inşallah. Ereğli bir üniversite kenti yaparak, öğrenci sayımızı 10 bine çıkarak Ereğli'mizin tüm mahalleleri bundan istifade edecek. İşsizlerimiz iş ve aş bulacak. Yine orta sanayi dediğimiz dükkanlarımızı yani 1000 metrekarelik üretim atölyelerinin belediye ve buna ihtiyacı olan sanayicilerimiz, iş adamlarımızın ihtiyaçlarını ortaklaşa yapacağımız düzenlemelerle karşılayacağız. Ve buralarda gençlerimizin iş bulmasını, aş bulmasını temin edeceğiz. Ben bir ekonomistim. Hesap kitap adamıyım. İnşaat mühendisi değilim. Doktor değilim. Ben bir hesap adamıyım. Ekonomistim. Yatırım uzmanıyım. Ereğli'nin de en büyük problemi ekonomik problemler arkadaşlar. İmar problemlerimiz var. İmar sorunlarımızı aşacağız. Tüm Ereğli'de 18. madde uygulamalarını yapacağız. Hamza Fakıl'da da yapacağız. Bu imar uygulamalarından sonra doğalgaz problemlerimiz de çözülecek. Yollarımızı da açacağız. Bütün bölgelerimizde yolları da açılacak. Sonra buralardan elde edilecek belediye parsellerini belediye hizmet binalarında inşa edeceğiz inşallah. Halkımız daha fazla istifade etsin diye, halkımız spor yapabilsin diye, halkımız etkinliklere katılabilsin diye bunların çalışmalarını yapacağız. Yine buradan sesleniyorum. Yapacağımız 2 adet havuzda Hamza Fakıl'daki bütün çocuklarımıza Karadeniz Ereğli Belediyesi yüzme kurslarını bedava verecek. Hepsine bedava verecek inşallah. 2 adet en az Karadeniz Ereğli'de kapalı halı saha inşa edeceğiz. En az 2 adet antrenman futbol sahası inşa edeceğiz. Doğal çim halıdan etrafı çevrilmiş, giyinme, soyunma kabinleri, banyosu, tuvaleti olan, sıcak suyu olan, gençlerimizin spor yapacağı alanları inşa edeceğiz. Yine tekstil atölyelerin yanlarına birer tane de çocuk kreşi koyacağız. Hanımefendiler işe giderken çocuğunu o kreşe bırakacak, akşam dönüşte de alacak. Bu imkanı da sağlayacağız inşallah. Hamza Fakıl'da da yol problemlerimiz var. Açılması gereken arayollar var. Doğru mu? Doğru. Yol bakımı yapılması gereken yollar var. Doğru mu? Doğru. Bu nasıl olur? Bütçeyle olur, çalışmayla olur, hesap bilmeyle olur. Başkalarının 10 liraya yaptığı işi bu kardeşiniz 5 liraya bitirir ve 2 katı kadar iş yapar. Bunun garantisini veriyorum. Çünkü biz hesap adamıyız.
hesap kitap bilen bir belediye başkanına ihtiyacı var. Genç, dinamik bir arkadaşa ihtiyacımız var. Sokak sokak gezen, sabahtan beri Ereğli'nin dertlerini kapı kapı gezerek bu kardeşiniz yerinde görüyor. İnsanlarla sohbet ediyor. Çarşısından sanayisine, oradan Hamza Vakıfı'ya, buradan başka bir mahalleye. Bu enerjimiz tamdır. 5 yıl boyunca da böyle olacağız. Sevgili Hamza Vakıflar, buradan size bir söz veriyorum. Eğer bu kardeşiniz belediye başkanı olursa ilk yapacağı iş ne biliyor musunuz? Belediye binasındaki 5. katta olan başkanlık ofisini, makamını 1. kata indireceğim. 1. kata. Herkes gelecek, direktörü indirecek. Ulaşılabilir bir başkan olacak. Belediye başkanı ulaşılabilir olmalı. Ulaşılabilir olmalı. 24 saat telefon açık olmalı. O yüzden belediye başkanı ofisini giriş katına taşıyacağım. Kapısını da söküp kaldıracağım Allah'ın izniyle. Ben daha önce 5 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Her arayan bana ulaşır, ulaşabilir ve ulaşıldığını da benim dönemimde görev yapan bütün muhtarlar, benimle işi, derdi olan bütün insanlar her mahalleden bunu bilir. Gecenin 3'ünde, 5'inde telefonlarına bakardık, dertlerine koşardık. Hastaysa hastaneye giderdik. Başına bir iş gelmişse olduğu yere giderdik. Elimizden geleni yapmaya çalışırdık bu halimizde. Bizden önce, daha önce belediye başkanları, 20 yıl önceki belediye başkanı, 10 yıl önceki, 5 yıl önceki, bugünkü size bazı sözler vermiş olabilir. Ve bunlar yapılmamış olabilir. Eksik kalmış olabilir. O zaman onların hesabını onlara sorun. Ben sizi karşınıza ilk defa çıkıyorum belediye başkanı adayı olarak. Ve ilk defa seçilmek üzere inşallah sizin karşınızdayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın tasvibiyle sizin önünüze koymuş, beni göndermiş, Ereğli'ye emanet etmiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Benim her sözümün arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ve desteği var. Dün yapamadıkları için bugün yapacağımız gibi, bugün yapacağımız sözleri de söylenebiliyor. 20 yıl belediye başkanlığı yaptığı halde sorunların hepsi ortadayken tekrar ben adayım, ben yine belediye başkanlığı yapmak istiyorum diyenler de olabilir. Belediye başkanlığını meslek olarak görenler bile olabiliyor arkadaşlar. Belediye başkanlığı bir meslek değildir. Belediye başkanlığı bir hizmet makamıdır. Aynı askerlik görevi gibidir. Yaparsın, görevi biter, çekilirsin, arkadan gelen gence, yeni arkadaşımıza sıranızı verirsiniz. Değil mi? Gelir gençler, yürür, onlar devam eder. Bir insan doğduğundan ölünceye kadar belediye başkanı olmak zorunda değil. Halı saha, halı saha yapacağız diye. Market, market diyor. Market benim işim değil ama markete bak, market bakmalı sizi kişiye. Orada birini bulacağız inşallah. Ama siz orada bir sorusunu çıkacağız. Bu basket. Her yol başkan! Her yol başkan! Başkanım. Aynen öyle. Hepimiz onun için çalışıyoruz. Hepimiz, ben de onun için çalışıyorum. Huzurun da fotoğraf çekiyorlar. Evet. Vatan üstelinde. 1, 2, 3. Erol Başkan. Erol Başkan. Erol Başkan. Erol Başkan. Gel oğlum gel. Çık.